Bu şant katiteri. Şant ventrikülün içerisine indirilip karın boşluğuna yerleştirilir. Demans unutkanlık demek, yüksek entelektüel fonksiyonların kaybı demektir. Demans bir ana başlık, özellikle nörolojiyi ilgilendiren bir olay. Beyin cerrahiyi ilgilendiren kısmı ise demans yapan nedenlerden bir tanesinin yaklaşık %20'lik bir oranda sebep olarak da normal basınçta hidrosefali tablosu ortaya çıkıyor. Vaka serilerine bakıldığı zaman %21.9'luk bir oran söz konusu. Şimdi beyine genel olarak bakıldığı zaman total vücut ağırlığının yaklaşık %2'si olmasına rağmen toplam kan akımının %15'ini vücudun kullanmış olduğu oksijenin de yaklaşık olarak %20'sini kullanıyor. Kuru ağırlığı 1400 gram. Fakat beyin günde 3 kezden olmak üzere her seansta 150 cc ve toplam yarım litre kadar su üretimi söz konusu beyinde. Bu sular ventrikül dediğimiz yapıların içerisinde toplanıp 3 tane ventriküler yapıdan geçiyor. Bu su sayesinde o beyin içerisinde dolaşan bu su sayesinde 1400-1500 gram olan ağırlık yaklaşık 50 gramlara kadar düşüyor. Yani 1400 gram taşımıyoruz kafamızda. Bunun sayesinde 50 gram olarak taşıyoruz. Eğer ki bu suyun yapımında artma veya emiliminde bir azalma gibi durum olursa beyinde su toplamaya başlıyor. Bu tablo özellikle çocuklarda çok belirgin oluyor. Fakat yaşanmayla birlikte beyinde küçülmelerle ventriküler yapılarda genişlemeler ortaya çıkıyor. Bunlar da basınç dediğimiz tablo çocuklarda bu su toplaması yüksek basınca sebep olurken erişkinlerde böyle bir durum gözükmüyor. Çünkü beyninin genel olarak yapı olarak daha küçülmüş olduğu için çok belirgin fark edilmiyor. Ve bu hastalar Alzheimer gibi demans, genel bir demans tanısı konarak veya Parkinson konarak herhangi bir nedenle bu hastalar demans tedavisi altında alınıyor. Halbuki bu hastanın, böyle bir hastanın normal basınçta hidrosefali olduğu anlaşılmış olsa buraya uygulanabilecek bir şantla bu su karın içerisine verilip bu hastalar normal yaşantılarına dönebilirler. Normal basınçta hidrosefali hastalarında genellikle ilk bulgu yürüme bozukluğuyla ortaya çıkıyor. Daha sonra demans tablosu ortaya çıkıyor. Diğer Alzheimer veya Parkinson gibi hastalıklardan en önemli ayrıcı tanısı bu. Yani nörolojik olarak demansın önce çıkıp yürüme bozukluğu sonra çıkıyorsa biz bunlarda normal basınçta hidrosefaliden ziyade Alzheimer veya Parkinson grubu hastalıkları düşünürüz. Hastalığın ileri safhalarında idrar tutamama gibi şikayetler ortaya çıkıyor. Tabi bu hastalar yaşlı hasta olduğu için özellikle erkeklerde prostatla ilgili, kadınlarda rahim sarkması gibi nedenlerle bağdaştırılıp ona yönelik işlemler yapılıyor. Halbuki bu hastalar normal basınçta hidrosefali, tedavi yaklaşımları da normal basınçta hidrosefaliye göre yapılırsa bu hastalıklar ciddi şekilde tedaviden fayda görebilen hastalıklardır. Her yürüme bozukluğu, her idrar kaçırma, her demans normal basınçta hidrosefali veya demans grubu bir şey değildir. Yani bunların hepsinin içerisinde ayrıcı tanılarının çok net olarak yapılıp tedavi dizaynının da ona göre planlanması gerekir.